İş dünyasındaki başarılı iş kadınlarımızı yakından tanımaya devam ediyoruz. Bu kez karşımda Hotelya kurucu ortağı Zümrüt Doyran var. Nasılsınız Zümrüt Hanım, iyi misiniz? Çok teşekkürler Tülay Hanımcığım, sağ olun. Sizi yakından tanıyalım istiyorum. Nerede, kaç yılında doğdunuz, nasıl bir ailede büyüdünüz, hangi okullarda eğitim aldınız merak ediyorum. 1972 doğumluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama aslen Karadenizli bir ailenin kızıyım. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisans mezunuyum. Bütün eğitim hayatım İstanbul'da geçti ve ondan sonrasında da tüm iş hayatım da İstanbul'da geçti. Kariyeriniz peki nasıl ilerledi? Okul hayatından ilk siz demin sordunuz, bahsedersek ilk liseden üniversiteye kadar Karadenizli bir ailenin içinde büyüyen bir kız çocuğu olarak bazı şeyleri zor elde edebilen kızlardan birisiydim yetişirken. Çünkü biliyorsunuz Karadeniz ailelerde daha fazla erkek egemen bir aile yapısı vardır. Ve kız çocukları çok daha fazla korunaklı olarak büyütülür. Erkeklere verilen haklar kız çocuklarına çok fazla verilmez. Burada size verilmeyen hakları elde edebilmeniz için çok ciddi şekilde savaş vermeniz gerekiyor. Bunu da güzellikle yaptığınız zaman aslında Karadeniz'de erkekler serttir denilir ama yumuşacık insanlardır diyebilirim ve kız çocuklarına da çok değer verirler. Siz biraz savaş verdiğinizde de her şeyi çok rahatlıkla elde edebiliyorsunuz. Ben bütün bunları yaşarken belli ölçüde sürekli bir şeylerle savaşmak ve bir şeyleri elde edebilmek adına uğraş vermek zorunda bırakıldım diyeyim. Ya da onu hissetmeden yaşadım. Bütün bunları yaptıktan sonra da o savaşçı kimliğe sahip oldum diyebilirim. Ve bunun benim normal hem eğitim hayatımda hem iş hayatımda bana çok büyük artıları oldu. Bu savaşçı ruhla birlikte ben ilk lise hayatında hep en iyiyi yapma, en üst seviyede kalabilme adına kendi kendime aslında hiçbir şekilde bir zorlama olmadan bir savaş vermeye başladım. Ve bütün lise, ortaokul lise hayatını birinciliklerle bitirdim. Sonrasında mimarlık fakültesini kazandığımda aslında üniversite sınavına girerken esas tercihim tıp fakültesiydi. Ve bütün tıpların içerisinde sadece bir tane mimarlık yazılmıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. Bu da benim çok yakın bir arkadaşımın ben fen matematikten sınava giremiyorum, girseydim mimarlık okumayı çok isterdim dediği için bir tane yazmıştım ve puanım orayı tuttu. İnanılmaz derecede büyük tıp fakültesi hayaliyle yanıp tutuşan bir genç kızken birdenbire mimarlık bölümünü kazandığımı duyduğumda ben çok ağlamıştım, çok üzülmüştüm ve arkadaşlarım bana çok kızmışlardı. Biz bir yeri kazanamadık, şurayı kazandık, burayı kazandık, sen yıldızı kazandın ve üzülüyorsun demişlerdi. Bu şekilde ben mimarlık fakültesine girdim aslında. Ama iyi ki de o arkadaşım mimarlık bölümünü yaz demiş. Ve ben iyi ki de mimarlık fakültesini kazanmışım. Ve iyi ki de mimar olmuş. Bu gerçekten benim kişiliğime çok daha uygun bir meslekmiş. Fakat lise hayatında şu anda da biz gençlerimize aslında belki de izin vermiyoruz kendilerine uygun olan mesleği seçmeleri adına. Çünkü bir lise öğrencisi tıp mı kendine uygundur, mühendislik mi uygundur, mimarlık mı uygundur bunun farkında değil. Bir doktorluk vardır. Ha, bu doktorluk tıp neden bende vardı aslında? Annemden kaynaklı. Annem tıp fakültesini kazanmış ve Karadeniz'de, Trabzon'da büyümüş birisi olarak, kız çocuk olarak okula gönderilmemiş. Tıp fakültesini kazanan birisi olarak o okuyamamış olmanın vermiş olduğu belki de üzüntüyle, belki de ben de gençliğimde, çocukluğumda hep bu fikirle büyütüldüğüm için tıp benim için çok önemliydi. Ama sonrasında anladım ki ben tıp fakültesine girmiş olsaydım şu anki başarılarımı elde edemezdim. Çünkü çok özgür ruha sahip birisiyim ve mimarlık gerçekten bütün özgür ruhunuzu sergileyebileceğiniz, gösterebileceğiniz harika bir meslek. Tıpta ben bunu yapamazdım. İyi ki kazanmışım diyorum tıp fakültesini. Kaybetmişim ve mimarlık fakültesini kazanmışım.
Sonrasında mimar olarak hayatıma devam etmeye başladım. İş hayatına girdiğimde doğal olarak ilk başta hepimiz birilerinin yanında çalışmamız gerekli. Yapmış olduğumuz işi en iyi şekilde öğrenmemiz gerekli. Kendi işlerimi kurmadan önce iki farklı şirkette çalıştım. Birinde planlama ve projelendirmeyi çok iyi öğrenirken diğerinde satış ve pazarlamayı öğrendim. İkinci girmiş olduğum iş yerimde 30-31 yaşındaydım ve yaklaşık 100 küsür kişilik üretimi olan, dünyanın her yerinde bayileri, Türkiye'nin her yerinde bayileri olan bir firmada bana bir mimar olarak satış pazarlama müdürlüğü teklif edildi. 31 yaş çok küçük bir yaş böyle bir title'ın teklif edilmesi için. Ben herhalde kendimi öncelikle oradaki firma sahibine iyi satmışım ki benim bu işi iyi yapabileceğime inanmış. Ne güzel. Aslında hiçbir Aslında satış tecrübem olmadan tabii. satış pazarlama müdürlüğü teklif edildi bana. Hiç bilmiyor olmama rağmen satış pazarlamayı hiç korkmadan bunu yapan herkesin yanında ben de bunu yapabilirim, niye yapamayayım dedim. Ve mimarlığımın yanında satış pazarlamayı da kendi özelliklerim için ekledim. Nasıl ekledim? Ben satış pazarlama müdürlüğü görevini kabul ettikten sonra yaklaşık bir ay içinde belki onlarca satış pazarlama ve yöneticilik üzerine kitap okudum. İkinci yüksek lisansımı kendi kendime yaptım diyebilirim. Bana bu görevi birisi hak görmüşse ben bunu yapamam demek gibi bir lüksüm olduğunu düşünmüyorum. Bu hayattaki her konu için, herkes için de geçerli olduğuna inanıyorum. Size sunulan teklifleri yapanlar varsa çalıştığınız zaman, uğraştığınız zaman yapamıyor gibi bir durum söz konusu değil. Ben satış pazarlamayı kendi kendime kitaplar okuyarak öğrendikten sonra bir de bunun üzerine yaklaşık bir ay, 2 ay sonra tüm bayileri, firmanın tüm ekibine, tüm fabrikaya satış pazarlama eğitimleri veren birisi durumuna geldim. Bu tamamen çalışmayla ilgili. O 1,5-2 ay içerisinde ben ailemi bir kenara koydum. Benim kendimi böyle böyle bir konuda yetiştirmem gerekli. Kusura bakmayın, 1 ay, 2 ay beni mümkün mertebe unutuyorsunuz ve ben kendimi yetiştirmeliyim. Çok anlayışlı bir eşim var, sağ olsun. O zaman daha henüz 2,5 yaşında olan oğlumuzla yaklaşık 1 ay, 2 ay hem anne hem baba gibi ilgilenerek bana bu süreyi verdi. Ve sonrasındaki iş hayatımda benim tamamen o 2 ayda kendimi geliştirmemle alakalı olarak yönlendi diyebilirim. O çalışmış olduğum şirketten de ayrıldıktan sonra artık kendi işimi yapmam gerektiğine inandım ve bir mimar olarak mimarlık ofisimi açtım. Bu mimarlık ofisimde de yine tasarım ve uygulama işlerini devam ettirdik. Ama benim ilk girmiş olduğum işte de hep mobilya benim hayatımın içinde vardı. Bir mimar olarak ilk girmiş olduğum iş yeri de Steelcase Office mobilyalarının temsilcisi olan bir firmaydı. Ve mimarlık hayatıma da ben yine mobilya ile beraber girdim. İkinci şirketimde tasarım anlamında Türkiye'yi yurt dışındaki fuarlarda çok ciddi şekilde temsil eden çok özel bir mobilya firmasıydı. Burada da yine hem mobilya hem mimarlık hepsi bir aradaydı. Kendi mimarlık ofisimde otel projelerini yaparken birlikte çalışmış olduğum tüm işlerimi mobilyalarını üretmiş olduğum Kolsan Koltuk firmasının sahibi Erdoğan Bey ile tanıştık. Bütün üretimlerimi Kolsan yapıyor durumdayken birdenbire biz bu birlikteliği resmileştirelim dedik. Benim mimarlığım ve Kolsan firmasının yaklaşık 35 senelik tecrübesiyle oluşmuş olan üretim gücünü bir araya getirerek 2010 yılında Hotelya'yı kurduk. Ondan sonrası da artık bütün hayatım ikinci çocuğum olan Hotelya ve onun yönetimiyle birlikte devam ediyor. Gerçekten de böyle ilgiyle izledim, ilgiyle dinledim sizi. Karadenizli bir ailenin kızı olarak engellerle karşılaşmak, enteresan bir üniversite seçim yolculuğu ve iyi ki seçmişim demeniz ve sonrasında da
mimarlıkta hızlıca müdür seviyesine gelmiş olmanız da iyi işler yapmışsınız ki o şirkette sizin bu yeteneğinizi, becerinizi görmüş ki takdir etmiş ve o noktalara gelebilmişsiniz. Tabii herhalde görüyoruz, sizin çabanız olmasaydı o takdirde gerçekleşmezdi diye düşünüyorum. Peki Hotelya'yı biraz anlatır mısınız? Hotelya nasıl bir şirket? Neler yapıyorsunuz? Siz neler yapıyorsunuz? Siz aynı zamanda Hotelya'nın genel müdürüsünüz. Hem kurucu ortak hem de genel müdürsünüz. Nasıl bir profili var Hotelya'nın? Kaç kişi çalışıyor? Üretimde neler var? Sektördeki yeri nasıl? Biraz Hotelya'yı tanıyalım. Hotelya Kolsan Grup şirketi olarak 2010 yılında kuruldu. Kolsan olarak daha öncesinde sadece döşemeli ürün imalatı şeklinde bir üretim bantı vardı ve bizim birlikteliğimizle birlikte fabrikamızda ahşap imalatı da fabrikamızın bünyesine ekledik. Sonrasında Hotelya ve Kolsan birlikteliğiyle beraber hem döşemeli ürün hem ahşap imalatı hepsi aynı çatı altında mobilya üretimine devam ediyor oldu. Biz neler yapıyoruz Hotelya olarak? Ben mimari kimliğimden dolayı biraz daha proje ağırlıklı olarak çalışan birisiyim. Mobilya dediğinizde mobilya ikiye ayrılıyor. Perakende mobilya ve proje mobilyası. Biz hiçbir zaman perakende mobilya satan bir mobilya firması değiliz. Şu anda aslında Hotelya bir mobilya firması. Aslında proje firması olarak algılanıyor. Ama mobilya firması dediğinizde asla ve asla sabit standart ürünleri olan, perakendeye hizmet eden bir mobilya firması değil. Biz aslında büyük projeleri çözüm ortağıyız. Biz mobilya firması değil, bütün büyük projelerin çözüm ortağıyız. Çözüm ortağı denilince nedir buradaki açılımı? Özellikle otel projelerinde, %90 otel projelerine hizmet ediyoruz. Bunun yanında AVM projelerimiz var, ofis projelerimiz ya da hastane projelerimiz var. Mimari grupları ya da yatırımcıları bu projelerin bizimle kontağa geçtikten sonra mobilya ile alakalı bütün her şeyi çok rahatlıkla kafalarından atabilirler. Bunun içinde bütün döşemeli ürünleri, bunun içinde bütün ahşap imalat ürünleri, metal imalat ürünleri, bahçe mobilyası, ofis mobilyası, sabit ahşap, banket grupları tümünü kafalarından atıp sadece tek bir firmayla muhatap olup projelerini teslim ettiklerinde çok düzgün bir şekilde ürünlerini geri alabiliyor. Bu yüzden biz kendimize çözüm ortağıyız diyoruz. Standart koleksiyonu olup sadece bunların içinden ürünlerinizi seçin. Biz bir tek bunlara hizmet ederiz değil. Siz ne istiyorsanız biz bunun uygulamasını yapabiliriz diyen ve yapabilen çok ekibime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir üretim ve mimari grup ekibimiz var. Bünyemizde yaklaşık beyaz yakalı olarak 25-30 arkadaşımız var. Bunların içinde proje grubu, satın alma, muhasebe, üretim takip ekiplerimiz var ki bizim üretim takip ekibi dediğimiz ekip aslında kalite kontrol ekibi ve bunlar da hep üniversite mezunu arkadaşlardır. Mobilya dekorasyon ya da orman endüstri mühendisleri bizim kalite kontrolümüzde görev almakta. Mimari ekibimizde iç mimarlarımız, mimarlarımız ve yine mobilya dekorasyon mezunu arkadaşlarımız var. Beyaz yakalıların haricinde üretim kısmında yaklaşık 60-65 civarında döşemeli grupta, 30-35 kişi ahşap imalatta ve 20 kişi de metal imalatımızda var. Metal imalatımızı çok yeni olarak kendi bünyemize ekledik. Pandemi döneminde herkes birçok şeyi durdururken ya da geriye çekerken biz korkmadan büyük bir yatırım yaptık ve sürekli iş yapmış olduğumuz bir metal firmasıyla birlikte titanyum kaplama makinesini bünyemize kattık ve bir ortaklık yaptık. %50 ortağı olduğumuz şimdi bir de metal atölyemiz var. Bu bizim için bir ihtiyaçtı çünkü biz çok büyük projelere imza atan bir firmayız ve sadece yurt içi değil, yurt dışında da özellikle yurt dışında son 4 senedir 5 senedir %80 yurt dışı ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Ve buralarda en iyi hizmeti ve en iyi kaliteyi vermek için direkt kendi kontrolümüzde her şeyin olması gerekiyor. Metal de artık mobilyanın
vazgeçilmez bir parçası olduğu için artık ahşap imalat, metal imalat ve döşemeli imalatı toplu olarak kendi bünyemizde topladık ve bu şekilde üretimimize devam ediyoruz. Biraz daha anlaşılır olsun istiyorum. Bir örnek verebilir misiniz acaba yaptığınız işlerden? Bizim yapmış olduğumuz işler aslında ikiye ayırabilirim. Birincisi, hiç projesi olmayan bazı butik otellerin projeleri gelir ve bizden destek beklenir. İkincisi de tamamen projeleri mimari gruplar tarafından yapılmış, sadece uygulamasının yapılmasının istendiği işlerdir. Birincisinde proje olmayan işlerde proje grubumuz tamamen müşterinin istekleri doğrultusunda projelendirmeleri yapar. Bu projelendirmelerde bugüne kadar yapmış olduğumuz yaklaşık 700'ün üzerinde 5 yıldızlı otel herhalde projesi bitirdik bugüne kadar. Bunlardan elimizde on binlerce ürünün kalıbı var. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda bu elimizdeki mevcut kalıpları kullanarak biz yeni ortamları yaratıyoruz. Hem ürün seçimlerini yapıyoruz. Bu ürünlerin metal rengi, ahşap rengi, kullanılacak kumaşların tümünün seçimi ve bunların sunumunu müşterimizle paylaşıyoruz. Onaylandıktan sonra da bunun üretimine geçiyoruz. Çözüm ortağı dediğimiz hem proje hem mobilya. Mobilyanın içinde de sabit bir koleksiyonumuzda olmadığı için istenilen her şeyi sunabiliyoruz. Ayrıca hiçbir mobilya firmasına gidildiğinde o mobilya firmasından birinden döşemeli ürünü müşteri alabilir, diğerinden ofis mobilyasını, diğerinden bahçe mobilyasını. Ama bizimle birlikte çalıştıklarını biz müşterimize bunların tümünü sunabiliyoruz. Ve tümünün üretimiyle birlikte projelerinin sonlandırmasını yapıyoruz. Eğer seçimleri biz yapmıyorsak, genelde 5 yıldızlı büyük oteller büyük mimari gruplarla çalışıp hazır projeleri bize gönderirler. Hazır projeler geldiğinde de biz bazen alternatifleri, seçilen ürünlerin çok benzeri alternatif ürünleri sunabiliriz. Ama istenildiği takdirde ne istiyorsa mimari ofis onun üretimini yaparız. Yurt dışı ağırlıklı olarak gelen projelerde biz mümkün mertebe müşterilerimizi seçmiş oldukları özellikle kumaşlar konusunda yerli üretim, Türk kumaşlarına yönlendirmeyi seviyoruz. Böyle olduğunda da bize seçmiş oldukları kumaşları müşterilerimiz gönderir. Onların burada biz üretimlerini, çok benzerlerini sağlayıp müşterimize sunarız. Sonuç olarak aslında yurt dışından seçilen birçok kumaşın da Türkiye'ye geldiğinde bir bakıyoruz ki menşei Türkiye oluyor. Türk üretimi olan kumaşlar yurt dışına gidiyor. Yurt dışındaki mimarlar onları seçiyor ve tekrar bize kendi kumaşımız tekrar Türkiye'ye geri dönüyor. Bunun yerine biz direkt buradan sunumları yapmaya çalışıyoruz. Yani aslında ihracat yapan bir firma olarak bizim sektörümüz getirisi çok büyük olan bir sektör. Çünkü yerli üretimi yapıyoruz ve projelerde yurt dışı grupları da mümkün mertebe Türk üretimi olan metali olsun, mobilyası olsun, kumaşı olsun buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Projesi hazır olan bir projede bile, üretimde bile çalışma süreçleri çok uzun. Bütün her ürünü tek bir tabureden, bir sandalyeye, masasından, koltuğuna ya da sabit ahşaplarından kapısına, dolaplarına kadar her bir ürünün bütün çizimleri yapılır, üretim çizimleri. Bunların hepsi yurt dışına gönderilir, onayları alınır. Detay onayı, kumaş onayı, ahşap rengi ve ahşap cinsi onayı bunların hepsi alınır ve üretime sonrasında başlar. Yani biz bir projeyi müşterimizle imzaladıktan sonra hemen üretime geçemiyoruz. Minimum 1-1,5 ay bu onay kısmı gerçekleşiyor. Ondan sonra ancak üretime başlıyoruz. Normal şartlarda bizim yapmış olduğumuz bu üretim çizimlerini yapan çok da fazla mobilya firması yok. Çok profesyonel anlamda sunumlarımızı yapıyoruz. Geri dönüşleri o şekilde alıyoruz. Bu hizmet anlayışı çok çok önemli. Yurt dışında özellikle çalışma şeklimiz, vermiş olduğumuz hizmet,
Türk misafirperverliği, o yurt dışı müşterilerini burada Türkiye'de ağırladığımızda ve Türk kalitesi bizi ön plana çıkartıyor. Bizim de burada firma olarak gerçekten üzerimize düşen çok büyük bir görev var. Çünkü biz burada ülkemizi temsil ediyoruz. Yapmış olduğumuz her hata Türkiye'ye mal edilen bir hata. Yapmış olduğumuz her başarı da Türkiye'ye mal edilen bir başarı. Ve başarılı olarak ilerlediğinizde de bu sürekli birbirinin referansı olarak sizin ilerlemenizi sağlıyor. Gerçekten de dinlediğim zaman görüyorum ki çok kompleks bir iş yapıyorsunuz. Hani hem tasarımı hem üretimi başlı başına farklı farklı alanlara hitap ettiği için hani şöyle bir şey değil. Hani otel sizden yatak odasını istiyor. Hadi yapın gönderin değil. O oteli tepeden tırnağa giydirme işi sizin ellerinizden çıkıyor. Gerçekten de bayağı bir şey geldi bana. Zor bir iş geldi. Peki siz bu işin neresindesiniz? Sizin sorumluluklarınız neler? Birazcık sizin görev tanımınız ve yaptığınız işin ayrıntılarını da öğrenelim istiyorum ve aynı zamanda da özelliklerinizi de tanımak isteriz. Evet. Firma ortağı olarak, firma sahibi olarak ve tüm her şeyinin sorumluluğunu almış olan ortak olarak bu işin her bölümünde olmak zorundayım. Benim bu firmayı kurmadan önce yapmış olduğum iş hayatında da zaten şu anda firmamın içinde yapılan her işin her kademesinde çalışarak, birebir çalışarak, öğrenerek buraya kadar geldim. Mimari kimliğim tamamen projelendirmeyi, proje grubuyla birlikte yönetebilmek adına bana yardımcı. Daha öncesinde de mimari kimliğimle birlikte sürekli şantiyelerde çalışmış olan birisi olarak çok severim şantiye ortamlarını. Tamamen şantiyeciliği iyi biliyor olmam, üretimlerimizin şantiyeye, sahaya gittikten sonraki uygulama kısmında birebir aktif çalışmamı sağlıyor. Satış pazarlama müdürlüğü yapmış olduğum için tamamen satış pazarlama kısmına çok yakınım. Satış pazarlama ekibiyle birebir çalışıyorum. Daha öncesinden de yine kendi mimarlık ofisim olduğu için mecburen burada bunun muhasebesi ve satın almasını öğrenmek zorundaydım. Hepsini yaparak bu kademeye kadar geldiğim için kendi bünyemizde bulunan şu anda proje grubu, üretim grubu, satın alma ve muhasebe grubu hepsiyle birebir çalışıyorum. Aslında ben tamamen artık bu noktada kontrolör görevini yapıyorum. Hem kontrolör hem de organizatör. Bütün organizasyon ve tüm kontrol evet bana bağlı ama ekiplerimiz çok çok iyi olduğu için bütün görevleri onlar yapıyor. Otelyeyi ilk kurduğumuzda sadece ben ve yanımda iki arkadaş daha vardı. Üç kişiyle sadece başlamıştık ki bir mağazamızda olduğu için bu üç kişiden birisi zaten mağazaya gelen müşterilerle ilgilenen kişiydi. Doğal olarak ilk başlarda özellikle ilk 2-3 sene gece gündüz hem teklif aşaması hem müşteri bulma, müşteriyi ikna etme, üretimi aldıktan sonra üretimi takip etme, bütün satın almaları yapma ve muhasebesi her şeyini biz 2-3 kişi olarak yaptık. Şu anda çok ciddi bir kadroya sahibiz. Tabii ki buradaki üretim kısmını katmıyorum. Çünkü zaten Polsan 35 senelik bir şirket ve üretim kısmı orada zaten devam eden kısımdı. Ama hotelye olarak satış pazarlama, projelendirme ve yeni işlerin üretim takibi olarak yeni kurulan firmada 2 kişiydik. Şu anda 22 kişiyiz. Ben sadece sağ olsun bu arkadaşlarımın 22 harika profesyonel insanın yapmış olduğu işlerin organizasyon ve kontrolörlüğünü yapıyorum. Satın alma, muhasebe hepsi dahil olmak üzere. Peki bu alanda çalışmak isteyen kadınlar olursa yaptığınız iş hem girişimcilik hem yöneticilik ikisi bir arada iç içe geçmiş durumda ve mobilya sektöründesiniz. Bu alanda bu işi yapmak isteyenler olursa işinizin püf noktalarından böyle birkaç tane
tavsiyede bulunabilir misiniz acaba? Yani bu işi yaparken ya da bu işi yapmak isteyenler varsa şunlara dikkat etmek lazım. Bu sektörde hani mobilya şu kısım vardır, şuna dikkat etmek lazım gibi püf noktası olarak ne paylaşırsınız? Yani neredeyse imkansız bir cevabı olan bir soru sordunuz. Çünkü o kadar çok noktası var ki. Çok kısa bir şekilde bunu anlatmak imkansız. Ama girişimcilik derseniz bu farklı bir şey. Mobilya sektörü derseniz farklı bir şey. Her sektörün farklı trikleri var. Dikkat edilmesi gereken noktaları var. Şimdi bir öncelikle mobilya sektörüne girecek olan kişiler için söyleyeceksek eğitimlerini çok iyi almak zorundalar. Bizim işimizde mobilya sadece çekirdekten gelenin yapmış olduğu bir şey değil. Artık bizim yaptığımız standarttaki mobilya işi gerçek anlamda mimarların, iç mimarların almış oldukları eğitimlerin üzerine bir de teknik detayları çok iyi ekleyerek ilerlemeleri gereken bir şey. Şimdi girişimcilik dediğinizde herhangi bir konuda da girişimci olabilirsiniz. Bunun için olması gereken hedefinizi önüne koymanız. Ne yapmak istiyorsunuz? Nereye ulaşmak istiyorsunuz? Benim için hayal diye bir şey hiçbir zaman olmadı. Hayal değil, hedefler vardır. Hayal hep bir yerde hayal olarak kalabilen bir şey. Ama hedef koyduğunuzda kendinize o hedefe ulaşmak için çalışırsınız ve koyduğunuz hedefi belirlediğinizde o hedefe ulaşmak adına nasıl kendinizi yetiştirmeniz gerekir? Hangi noktalarda eğitiminizi arttırmanız gerekir? Bunu belirlersiniz. Kendinizi donanımlı hale getirirsiniz ve sonrasında da o hedefiniz neyse ona ulaşırsınız. Ben hiçbir insanın gerçekten isteyerek bir hedefi koyduktan sonra ona ulaşamayacağına inanmıyorum. Ya tembellik vardır, ya kaçış vardır, ya da bahaneler vardır. Benim hayatımda bahanelere yer yok. Hiçbir şekilde hiçbir şeyin bahanesi yoktur. Kendi ekibimde de herhangi bir sorun karşısında asla ve asla bana bahanelerle gelinmesini istemem. Hep çözümlerle gelinmek zorundadır. Herkesin çözümü farklı olabilir ama karşılıklı konuşulduğunda eğer ki biraz uğraşıyorsak çözüme ve hedefe çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Mobilya sektörünün çok karışık bir sektör. Bununla ilgili spesifik bir iki nokta söyle derseniz gerçekten çok zor bir şey söylemem. Ama severek yapmak zorundasınız. Şimdi bir mimar ve iç mimar eğer derse ki ben tasarım yapmak istiyorum, tasarım yapan bir mimar olmak istiyorum, o zaman mobilya sektörüne girmesin. Çünkü bizim sektörümüzde ve bizim firmamızda da çalışan İş görüşmesine gelen mimar arkadaşlara da onu diyorum. Birebir mimarlık yapmayı beklemeyin. Mobilya biraz daha farklı. Evet, tüm mimari gruplarla aynı dili konuşuyor olmamız gerekli ve bir mimar olarak yaptığımız bir ürünün ergonomisini, görselliğini, tekniğini hepsini bir araya getirmemiz gerekli. Mimarlık ve iç mimarlık mobilya ile uğraşacak olan herkes için çok büyük bir artı. Ama gerçek mimarlık yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Bunu kabullenerek gelmesi gerekiyor bu sektöre gelmek isteyenler. Neden gerçek mimarlık yapmıyoruz dediniz? Şöyle bir şey, gerçek mimarlıkta siz müşteriyle birebir diyalogtasınızdır ve bir projeyi sıfırdan alır, A'dan Z'ye bunu projelendirirsiniz. Bunun içinde binanın gerek kütlesel yapısı, sonrasında iç dekorasyona girdiğinizde seramiği, mermeri, duvar kağıdı, vitrifiyesi her şey vardır. Ama biz bu projelerin bu kısımlarına girmiyoruz hotelye olarak. Biz bu projelerin mobilya kısmına giriyoruz. Sabit ahşabına, duvar kaplamalarına, tavan kaplamalarına, kapılarına, dolaplarına, hareketli mobilyalarına biz bu kısımlarına giriyoruz. Yani mimarlığın, iç mimarlığın bir kısmını yapıyoruz. O yüzden ne yapmak istediğinizi çok iyi bilmeniz ve kendinizi ona göre yönlendirmeniz gerekir. Ben hep bu sektöre gelecek olan arkadaşlara da bu uyarıyı yapıyorum. Bunu kabul ediyorsa bir mimar ya da iç mimarı biz kendi ekibimizin içerisine alıyoruz. Yoksa bir müddet sonra ya ben tasarım yapmıyorum bu kadar işte tasarım adına da
eğitim aldım, tasarım yapmak istiyorum yoğun bir şekilde tümüyle derse yok. Bizim firmamızda o şekilde bir çalışma yok. Peki mimar ya da iç mimar olmak isteyenlerde ne gibi özellikler olmalı? Hani biraz da bizi izleyen gençler varsa onlar için özellikle söylüyorum. Hani karar vermeleri zor olabiliyor, mesleği seçmeleri zor olabiliyor. Çok kısa bir şekilde hangi özelliklere sahip olmalı ya da bu mesleği seçmeliler mi, neden seçmeliler diyeyim. Şimdi ilk konuşmamızın başında da bahsettiğim gibi bir lise öğrencisinden bütün hayatını etkileyecek mesleği seçmesini bekliyoruz. Bu gerçekten çok zor bir seçim. Çocukların bunu net bir şekilde belirlemeleri aslında zor. Fakat mimar ya da iç mimar olmak istiyorlarsa bir kere en azından normal hayatlarında acaba sokakta yürürken binalara bir mimar olmak isteyen hiç bakıyorlar mı? Ne gözle bakıyorlar? İnceliyorlar mı? Yan yana duran iki binanın birbiriyle tamamen alakasız, birisi tamamen Türk yapısıyla yapılmış bir binayken onun yanında son derece modern bir binanın yan yana gelmesi onları rahatsız ediyor mu? Ne şekilde etkiliyor? Acaba böyle bir şeyler hissediyorlar mı? Ya da gittikleri restoranlar, kafeler gençlerimizin en çok vakit geçirdiği yerler. Oturdukları mekanı inceliyorlar. Ben şu anda tabii ki mesleki bir hastalık olarak benim bütün arkadaşlarım bilir. Eğer ilk bir mekana ilk defa gidiyorsak 15 dakika zümrüt yok. Bunu bilirler. Çünkü zümrüt tavandaki detayı inceler. Süpürgeliği öyle mi yapmışlar? Ya bu masayla bu sandalyeyi niye kullanmışlar? Ya da en meraklı olduğum şey muhakkak o mekanların tuvaletleridir. İnanılmaz derecede oradaki detaylara, her şeye dikkat ederim. Ya da ya çok hoş duygular yaratır içinde bulunduğunuz mekan ya da sizi bir şekilde rahatsız eder. Acaba mimarlığı seçmek isteyen arkadaşlar gittikleri restoranları, kafeleri bu şekilde inceliyorlar. Bu ya da el yeteneği kendilerinde var mı? Mimarlarda çok fazla beklenmez resim yeteneği, el yeteneği ama iç mimarlarda çok fazla beklenir ki aslında mimarlarda da beklenmesi gereken bir şey. Her ikisi de mimarlık ve iç mimarlık için bir tasarım gücünüzü ifade edebilen bir çizim tekniğinizin olabilmesi gerek. Bunun eğitimini alıyoruz o üniversitelerde. Hiç yoksa da bir artı oluyor. Fakat genel içten bir yeteneğiniz varsa bunu çok daha fazla geliştirebiliyorsunuz. Ya da matematik. Matematiği mimar ya da iç mimar çok iyi bilmek zorunda. Matematik hayattaki vazgeçilmezimiz olmak zorunda. Çünkü matematiği çok iyi yapan bir insanın her şeyi çok daha farklı düşünebildiğine inanıyorum. Bu iç mimarlar için de geçerli, mimarlar için de. Maalesef iç mimarlık fakültelerinde çok fazla matematikle seçim değil. Sadece yetenekmiş gibi ama bu değil. Gerçeğe döktüğünüz zaman matematik bizim mesleğimizin içinde olmazsa olmazı. Üç boyutlu düşünebilme yeteneği. Bu muhakkak olmak zorunda. Kağıt üstünde, şimdi ben bunu mesela hala yaşıyorum kendi ekibimde de. İki boyutlu olarak kağıda çizilmiş olan bir şeyi üretime gönderdiğimizde birebir o çizimlerin içinde olan insanlar olmasına rağmen bazen üç boyutunu düşünemeyebiliyorlar. Ben bir mimar olarak benim kara kalemlerimi çok severler ekibim. Hatta hepsinin dosyalarını benim karalamalarım vardır. Hiçbir şekilde bilgisayarda oturup çizip vakit kaybetmeye gerek yok. Ben üretime gittiğimde elimle üç boyutlu bir istediğim şeyin perspektifini çizebiliyorsam ancak o şekilde anlatabiliyorum. Ama onu görebiliyor olmak büyük bir özellik. Mimar ve iç mimarların diğer üretimdeki insanlardan farkı bu. Umarız bu söyledikleriniz de bir yerlerde bir gencin hayatına dokunur. Onun da hayatını etkiler. İyi bir mimar olur günün birinde seçimini eğer İnşallah. o yönde yaparsa. Peki şimdi tabii pandemi dönemindeyiz malum. Siz demin anlatırken demiştiniz ki %80 yurt dışına çalışıyoruz, yabancı ülkelere çalışıyoruz. Malum pandemi nedeniyle her yer kapandı. Sizin işiniz ne oldu? Nasıl etkilendiniz? Pandeminin ilk geçen sene 2020 Mart-Haziran ayı ilk şok dalgası diyelim bütün dünyada.
Bu gerçekten o 3 ay hepimiz, herkese etkilediği gibi bizi de çok etkiledi. Bizim yaklaşık 3-4 ay yeni proje bünyemize katamadığımız bir dönem oldu. Bütün yurt dışı projeler durduruldu, ötelendi ve bunların yeniden çalışmaya başlamaları Haziran-Temmuz ayını buldu. Biz bu 3 aylık dilimi fabrikamızda 2020'ye çok hızlı başlamıştık. Ocak ve Şubat aylarında almış olduğumuz büyük projelerin üretimlerini yaparak devam ettirdik. Proje grubu biraz daha boşta kaldığı için orada da tamamen altyapı çalışmalarımızı, yapılması gereken düzeltmeleri yaparak geçirdik ve tüm dünyadaki satın alma firmaları, mimari gruplar ve otel yatırımcı gruplarına ulaşıldı. 10 binin üzerinde mailingle şirket tanıtımımız tüm dünyaya yapıldı. Sonrasında Temmuz'dan sonra tekrar hareketlenmeyle birlikte bu yapmış olduğumuz 10 bin mailingin çok ciddi geri dönüşlerini almaya başladık. Yurt dışındaki işlerimiz Amerika dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri, Doha özellikle çok ciddi yoğun şekilde açılmış durumda. Herkes projelerini devam ettirmeye başladı ve biz de üretimde tam kapasite, hatta yeterli gelmiyoruz. Gece gündüz çalışıp şu anda isteklere cevap vermeye çalışıyoruz. Pandemi döneminde bir de bizim işte bu metal yatırımımız, onun için belli bir vaktimiz vardı. Yeni atölyemizi kurduk, titanyum makinemiz kuruldu, yeni metal atölyemizin ekibi, onun bütün organizasyonu yapıldı. Pandemi dönemi bizde yoğun geçti diyebilirim. Hiç boşta kalmadım. İyi, sevindirici bir haber. Çünkü pek çok şirket maalesef kan ağlar durumda. Sizin çok hızlı bir şekilde normale dönmüş olmanız sevindirici tabii ki. Ülkemiz adına da, çünkü nihayetinde ihracat yapmış oluyorsunuz. Mobilya ihracat yapıyorsunuz. Evet. En değerli kalemlerden biri de ihracat nihayetinde. Şimdi ben artık bu işleri bir kenara bırakıp biraz da kadınlık hallerimizle ilgili konuşalım istiyorum. Demin bahsettiniz nasıl bir ailede büyüdüğünüzü, Karadenizli bir ailenin kızı olduğunuzu söylediniz. Oradan başlayarak kadın olmanın getirdiği zorluklar neler oldu hayatınızda? Başka neler yaşadınız? Gerek ailede, gerek işinizi kurduğunuzda ya da şirketlerde, kurumsal şirketlerde çalıştığınızda kadın olmaktan kaynaklı neler yaşadınız? Özellikle de Karadenizli kızın ailesi olunca ne oluyor? Ailede nasıl bir baskı ortamı gördünüz? Böyle örnekleriyle anlatabilir misiniz ve onları nasıl aştınız? Şimdi dediğiniz gibi normal şartlarda Türkiye'de kadın olmak ya da bizim gibi birçok ülkede kadın olmak biraz daha zorluklar içeriyor. Şimdi Karadenizli bir ailede, Karadenizli aileler biraz daha tutucu oluyorlar. Kızlarına karşı koruyucu oluyorlar. Çok rahat bir ailede aslında büyüdüm maddi anlamda. Gayet keyifliydi. Fakat ben şunu söyleyeyim, üniversiteden mezun olana kadar değil, sözlenene kadar ben abim ya da erkek kardeşim olmadan akşam arkadaşlarımla dışarıya yalnız başına çıkamayan birisiyim. Karadenizli oflu bir baba asla ve asla buna izin vermezdi. Aslında çok da bir sıkıntısını yaşamadım çünkü çok kafa dengi bir abim ve erkek kardeşim olduğu için onların arkadaş grupları, benim arkadaş gruplarım, bu sefer iki arkadaş grubu hep birleşirdi. Hep birlikte çok daha kalabalık, çok daha eğlenceli olurduk. Bir sıkıntısını yaşamadım. Ama şöyle söyleyeyim, tenis dersi almak bile istediğimde önce buna hayır denilirdi. Benim 1 ay, 1,5 ay, değil mi? Yani hani öyle bak ve de Bağdat Caddesi gibi bir yerde oturuyoruz. Bağdat Caddesi gibi İstanbul'un, Türkiye'nin en modern semtinde. Özel okullarda okuyorum ediyorum ama aileye gelince bazı şeyleri izinliğine alabilmek çok daha zor. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Hep yapmak istediğimi yapmışımdır. Sonrasında da o kadar erkekleştim ki diyebilirim bu kadın görüntüsünün içinde. Babam yapmış olduğum bu birçok başarılı işlerden de sonra ve de erkek işinden sonra erkek dünyasının içinde hep bulunuyor olmamdan dolayı
bir yerden sonra benim bir tane oğlum var, iki tane kızım var demeye başlamıştı. Beni erkek yerine direkt babam koymaya başlamıştı. Çünkü herhalde babama karşı gelebilen tek insan bendim diyebilirim. Çok da keyifliydi onunla birlikte. Hem didişip hem de her şeyin orta noktasını bulmak çok eğlenceliydi. Hatta seneler sonra ona şöyle bir şey söylemişimdir. Baba demiştim, sen bana akşamları dışarıya çıkmama izin vermezdin. Ama bak, ben şimdi geliyorum eşime diyorum ki yarın ben Rusya'ya gidiyorum. Yarın Doha'ya gidiyorum. Ortağım erkek, iş yaptığım insanlar erkek. Bir iş yemeğine gidiyorum. Erkeklerin arasında tek kadın olarak ben. Bu hakikaten keyifli bir şey. Ondan da gülüştüm. Siz öyle O dediniz. zaman yani şimdi başka derdi. Allah rahmet eylesin. Tam duyamadım bağlantıdan ötürü. Babanız ne cevap veriyor size? O zaman başkaydı, şimdi başkaydı diyor. Şimdi işin içinde olunca niye başka oluyor orasını bilmiyorum. Her şey aynı aslında. Değişen hiçbir şey yok. Bir kadın olarak evet, benim yapmış olduğum işte mimarlık olarak baktığınızda çok fazla kadın meslektaşım var. Ama mobilya sektörü dediğinizde mobilya sektörünün içinde çok fazla kadın yok. Bunun benim için artıları da oldu, eksileri de oldu. Artıları, kadın olduğunuz için diğer bütün erkek dünyasında sıyrılabiliyorsunuz. Daha özen gösteriliyor size, daha farklı yaklaşılıyor belki. Ama kadın olduğunuz için de bazı erkek sohbetlerine katılamıyorsunuz. Mesela daha arkadaş ortamı olup erkekler birbirlerine iş vermeyi çok sever. Otel sahipleri olsun, yatırımcılar olsun, işte akşam yemekleri, orada arkadaş olup, aa arkadaşıma şusuna vereyim işi, busuna vereyim işi. Bunlar da çok var. Bu da var. Bir kadın olarak siz belli ölçüde dışarıda kalıyorsunuz. Bakın İhracatçılar Birliği'nin mobilya bölümüyle ilgili bir Antalya'da 2 sene önce bir toplantımız vardı. Tüm mobilyacılar, İhracatçılar Birliği'ne bağlı olarak gidenler, hepimiz gittik. Yaklaşık 100-150 erkeğin içinde 3 ya da 5 tane kadındık. Bütün o erkekler kendi aralarında farklı arkadaş olabiliyorlar, farklı diyalogları olabiliyor, daha birbirleriyle iş yapmayı tercih ediyor. Size saygıları sonsuz kadın olarak. Ama iş yapmak anlamında, aa, arkadaşım Ali'ye gideyim, arkadaşım Veli'ye gideyim diyebiliyorlar. Bu bile kadın olmanız da sizi farklı yere koyuyor. Ya da Türkiye'yi düşünelim, genel anlamda kadın olmak ve başarılı bir kadın olmak, iş yapan bir kadın olmak zor. Çünkü maalesef Türkiye'de de hala kadın için elinin hamuruyla erkek işine karışma diyen çok büyük bir yüzde var. Ve bu yüzde, çok özür diliyorum ama benim için olmayan bir yüzde. Hala kadınlar için bunu düşünebilen büyük bir çoğunluğun olması biz kadınlar açısından çok üzücü. Biz kadınlar hem evimizde çocuğumuzun annesi de olabiliyoruz, eş oluyoruz, evin bütün sorumluluğunu da alıyoruz. Hem de iş hayatında da erkekler kadar başarılı oluyoruz. Biz kadınların yapmış olduğu erkeklerin yaptığından çok daha fazlası. Onlar gibi iş hayatında aynı derecelerde başarılara sahip oluyoruz. Ama onların yapmadığı birçok sorumluluğu da diğer tarafta özel hayatımızda yapıyoruz. Bence bunları erkekler çoğu gördüğü için ve de kendi içlerine sindiremediği için kadınlara elinin hamuruyla erkek işine karışma diyorlar. Ama erkek işi diye bir şey yok. Kadın işi diye de bir şey yok. Çocuğu erkek de bakabilir, kadın da bakabilir. Evin işini kadın da yapabilir, erkek de yapabilir. İş hayatındaki her şeyi kadın da yapabilir, erkek de yapabilir. Burada kadınlara verilen bir eşitlik yok. O bizim hakkımız. Erkeklerin bizden hiçbir farkı yok. Tamamen eşit koşullardayız. Eşit koşullarda da devam etmemiz gerek diye düşünüyorum. Ama maalesef yani benim şu anki bulunduğum konumda bile birçok insandan ben şunu duymuşumdur ki eşinizin şirketi mi babanızdan mı kaldı? Niye yani eşim ya da babamdan bana kalmıyorsa ben yapamıyor muyum? Ben yapıyorum. O erkeklerin yapmadığını senelerce yaptım. Şantiyelerde koli üzerinde 1 saat 2 saat uyuyup
onlarca erkek montör, onlarca erkek hamalla birlikte ben orada projeleri de bitirdim. Benim gibi acaba bunu söyleyen erkeklerin kaçta kaçı o koli üstünde uyuyup da sabaha kadar şantiyeye devam etmiştir? Şu anda bulunduğum ben ve benim gibi birçok kadının şu anda bulunduğu konumu elde edebilmek için verdiği çabanın eminim ki yarısını bir erkek vermiyor bu konuma gelebilmek için. Neden biz kadınlar hep bir şeyleri ispatlamak zorunda kalıyoruz? Kalmamak zorundayız. Erkekler neyse kadınlar da aynı. İş yerlerinde de kadınlara ihtimam da gösterilmemesi gerekiyor. Erkeğe nasıl davranılıyorsa kadınlara da aynı şekilde davranılmalı. Kadına ne hak veriliyorsa erkeğe, erkeğe ne hak veriliyorsa kadına da aynısı verilmeli. Hiçbir aynı. Maalesef iş yerlerinde kadına ihtimam gösterildiğini de söyleyemeyiz. Çünkü baktığımız zaman zaten kadın sayısı, kadın çalışan sayısı çok az. Kadın yönetici evet. sayısı çok az. Hani erkeklerle kıyasladığımızda işte %70 çalışan varsa, erkek çalışan varsa bunların yalnızca işte %20'ler, %34'ler daha yeni %34 olmuşuz. %34 evet. seviyesinde kadın iş gücü var. Hiçbir şekilde ihtimam gösterilmiyor zaten. İhtimam gösterirse kadınlara eşitlik sağlanacak belki ama maalesef olamıyor. Peki şimdi tabii zorlu şartlardan geliyorsunuz. Anlattığınız gibi en başta da erkeklerin arasında hani ben ona şey diyorum. Abi kulübü bir röportaj yaptığım kişi kulak çınlasın. O söylemişti. Bir abi kulübü var. Abi. Çünkü çok fazla sosyalleşiyorlar. Evdeki sorumluluk onların sırtında değil. Kadın o işi hallediyor nasıl olsa. Onlar her akşam birileriyle buluşuyorlar, ediyorlar, görüşüyorlar ve çok iyi bir şekilde sosyalleşip arkadaş olabiliyorlar. Ya, bunlar kafa tutacak bizi bu sohbetim. Bunlar gerçekler. Yani, kesinlikle gerçek. Doğru. Dost acı söyler. Eşitlik sağlanırsa bunları onların evet birazcık iktidarını sarsacak ama buna da katılmak zorundalar çünkü biz insanız ve dediğiniz gibi eşit haklara sahip olmak zorundayız. Şimdi tabii siz girişimcisiniz. Girişimci kimliğiniz çok kuvvetli. Çünkü hem kendi mimarlık ofisinizi kuruyorsunuz hem bir ortakla birlikte uluslararası iş yapan bir firma kuruyorsunuz. Kolay olmasa gerek. Pek çok kadın girişimci olmak istiyor. Ama ne yapacağını bilmiyor, nereden başlayacağını bilmiyor. Kursa bile bir süre sonra kapatmak zorunda kalıyor. Girişimci kadınların rol modellerine ve onlardan gelecek tavsiyelere çok ihtiyacı oluyor. Sizin onlara tavsiyeleriniz neler olur? Bir kadın kendi işini kurmak isterse ya da kurduysa neler yapmalı ki başarılı olabilsin, tutunabilsin? Şimdi bu benim mimarlık ofisim ve mobilyanın dışında girişimci olarak çok da farklı sektörlerde de girişimlerimiz var. Bir çok küçük onu da araya koymak istiyorum. Biz pandemi başlamadan önce yiyecek sektörüne girdik ve kara fırınların üç en büyük ikisi bizde bir tane de küçüğümüz var. Üç restoranımız var franchise olarak başladık. Çok keyifli başlamıştık. Pandemiyle tabii ki bütün restoranlar kapatılınca onlar da paket servise başladı. Hep hatta şakalaşıyoruz ortağımla birlikte. Bütün restoranların kapanacağını biliyormuşuz. Kendimize özel restoran yaptık. Bir tek biz gidip oturabiliyoruz diye. Onun dışında şu anda bir de bir döner zincirinin franchise'ını aldık. Onun da ilk şubesi Bakırköy'de yakın zamanda açılacak. Bir de bunlarla da uğraşıyoruz. Bunlar da hayatın keyifli kısımları. Evet, zor bir dönemde böyle yatırımları yaptık. Ama her şey düzeldiğinde onların bize getirisinin de çok olacağını biliyoruz. Getirisinden daha çok hakikaten çok keyif alıyoruz. Buradaki yoğun tempolardan uzaklaşıp kendi restoranlarımızda keyif yapmak, oranın işleriyle ilgilenirken orada olmak bile güzel oluyor. Hatta bazen laptopumu alıyorum. İnternet, bilgisayar, telefon yeterli. Orada ofis ortamı yerine oralarda keyif yaparak çalışmalarımı sürdürüyorum. Girişimcilik daha da devam edecek inşallah. Onun dışında diğer girişimci kadınlara, yeni girişimlerde bulunmak isteyen kadınlara demin dediğim gibi öncelikle hedeflerini önlerine koymaları gerekli. Ve bu hedefleri doğrultusunda kendilerini yetiştirmeleri gerekli. Neden zevk alacakları çok önemli.
Çünkü insan gerçekten zevk aldığı ve keyif aldığı şeylerde başarıya ulaşabilir. Ben kendi ekibimde bile sabahları kapıdan girerken ya yine işe geldim diye giriyorsanız lütfen söyleyin ve gidin keyif alacağınız bir iş yapın, burada çalışmayın. Çünkü ne kendinize verimli olabilirsiniz ne de bana verimli olabilirsiniz. Öncelikle her insan gerçekten koşa koşa gideceği, keyif alacağı işler yapmalı. Girişimcilikte şöyle bir şey var. Parayı hedef almamalı hiç kimse. Hedef alınacak şey başarı olmalı. Yapmak istediğinize karar verdikten sonra o işte ne olursa olsun başarıya ulaşmak için çalışmanız gerekli. Başarıya ulaştığınız zaman para arkasından gelecektir, ben buna eminim. Eğer risk alma duygusu bir insanda yoksa hiçbir şekilde girişimci olmasınlar. Kesinlikle ve kesinlikle maaşlı olarak çalışmaya devam etsinler. Girişimci olmak demek İnanılmaz büyük sorumlulukların altına imza atmak demek, girişimci olmak demek, risk almak demek, girişimci olmak demek, ticareti iyi yönetebiliyor olmak gerek. Ve bu vazgeçilmez bir şey. O yüzden matematik hayatın her yerinde çok önemlidir diyorum. Eğer matematikle duygunuz yoksa, muhasebenizi kendiniz kontrol edemeyecekseniz hiç girişimci olmayın. Çünkü girişimcilik tamamen ticaret kurallarını, muhasebeyi çok iyi bilmenizle alakalı. Ben bir mimar olarak harika bir mimar olabilirim. Muhteşem tasarımlar yaparım, bir sürü işler alırım. Ama o işleri ne şekilde fiyatlandıracağımı bilmezsem, oralardan kazandığım geliri ne şekilde yöneteceğimi bilmezsem, ben hiçbir şey yapamam. Şu an kendi işimde de, ben hep onu söylerim, benim en önemli bölümüm muhasebedir. Muhasebe bölümü en iyi şekilde çalışmadığı takdirde ben dünyalara satış yapsam da batabilirim. Ama muhasebe bölümümle birlikte, finans bölümümle çok iyi çalışabildiğimde çok az cirolar yaparak bu şirketi hiç yok etmeden çok uzun seneler devam ettirebilirim. Girişimcilik sadece yapmak istediğiniz şeyi yapmakla alakalı değil. Matematik, muhasebe, ticaret bunlar yapmak istemediğiniz şeyler olabilir ama yapmak zorunda olduğunuz şeyler. Onun da yolu elbette öğrenmekten geçiyor. Yani ben muhasebeyi anlamıyor olabilirim, pazarlamayı, ticareti bilmiyor olabilirim ama bir şey yapmak istiyorumdur. Yola çıkarım ama onları da devamında ders çalışarak, öğrenerek yaparım, öyle değil mi? Yani muhasebe dediğim oturup da bir muhasebeci bir muhasebe değil. Ama paranızın geleni gideni, bunun ayarlaması, onu kontrolünü yapabiliyor olmanız gerekli. Yoksa bir muhasebecik bir muhasebe bilmekten bahsetmiyorum. Yanlış aktarmış olabilirim. Estağfurullah, estağfurullah. Öğrenmenin sonu yok. Biz kadın girişimciler yola çıktığımız zaman biliyoruz ki her daim öğrenmek durumundayız. Çünkü öğrenmediğimiz zaman ilerlemek maalesef mümkün olmuyor. Çok güzel, keyifli bir söyleşiydi. Çok mutlu oldum. Sizi yakından tanıma imkanı bulduk. Ne güzel oldu, ne iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok çok keyifliydi.